balkondan atlasam kötürüm kalma riski var. Yani hayat boyunu hayat bakar, kötürüm olduğundan kalkıp kaçamazsın da. Of, bir şey uyku hapı yutsam, bende gastrit var, mideme dokunur. Kiralık katil tutup kendimi vurdursam, kaça yaparlar ki? Ama kaç paraysa kaç para abi, parasıyla değil mi? Evi, köyü satar, bir hovardalık yapıp veririm parasını, fıstık gibi vurdururum vallahi kendime. Bu işkenceye dayanmaktansa. Çünkü krem gelinlikle beyaz gelinlik arasında çeperi auralı bir kız olan kızla küpeli, dövmeli, motosikletli bir Cihangir Fınıksı arasında olduğu kadar muazzam bir fark vardır Rıza'cığım. Bu dediğim kayıtlara geçsin ve bütün ev kızlarının kulağına küpe olsun. Rıza'cığım keyifler nasıl? Keyiften ölüyorum Nurhayat. Allah afiyet versin Rıza'cığım. Yalnız oturaş makinesini hemen değiştir. Bak buradan biliyorum hiç iyi almamış. Yer yer ayrık otları gibi kendi aralarında gruplaşmış asi ve protetoş sakallar var. Ver bakayım. Tıraklarımızı ne yapıyoruz? Daha kısa kesiyoruz. Bunları da sakallar gibi hizaya getiriyoruz. Saçına, sakalına, tırnağına hakim ol Rıza'cığım. Onlar üzerine otete uyku tatın. Ayrıca gece 11 dedim mi yat, sabah 8 dedim mi kalk. Öyle gece yanları oralarda buralarda teraslar da gezireyim deme. Gece uyanık gezerin hanesinin bereketi olmazmış. Allah Allah. Kim demiş bunu? Ben diyorum. Kalkalım mı ne dersin? Ben ne derim? Ben. Ya Nurhayat, ordu komutanı gibi hayatımın her alanına kural koydun ya. Sen istediğin zaman kalk çanta gibi de beni yanında götür. Neyi soruyorsun ki? Aman. Ben de anlarım komutanlıktan Rıza'cığım. Aşk olsun kız başıma hem de. Ya Nurhayat, yarın var ya seni orduya alsınlar. Yemin ediyorum bütün askerler kolonyalı mendille o tüfekleri silip öyle ateş etmeye başlarlar ha. İlahi. Yalnız kolonyalı mendil deyince ben dikkat ediyorum. Senin bu ayakkabılarının üzeri sanki çöllerde koşturmuşsun, bataklıklarda timsahlarla dövüşmüşsün gibi hep toz, çamur, toprak. Nurhayat ne yapıyorsun be ya? Kafamı vurdum. Of, vurdun mu? Of, meylemin dibine kadar zangırdadım. Of! Ne arıyorsun sen de masanın altında ya? Ya Nurhayat bir bırak Allah'ını seversen sakalımı, ayakkabımı, elimi, yüzümü, bedenimi, ruhumu bir bırak ya. Nasıl? Ben senin iyiliğin için babanın uşağı gibi yere eğilip ayakkabıdaki tozları alayım. Sen nankör kedi yap bana. Kedi? Doğru kedi yaptın beni Nurhayat. Koskoca bir kaplanı aldın, evirdin, çevirdin, kedi yap. Nurhayat bir yürü ya. Bir yürü ya. Nasıl oldu Nurhayat başın? Ağrıyor mu? Ah kafama, ah kafama. Ben ne yaptım Gülüksel ablam? Ben ne yaptım? Erkek egosuna giriş temel prensip no bir. Kadın hep kırılgan, aciz ve erkeğe muhtaç gözükmeli. Kuralı unuttum. Koptum gittim, büyük coştum, çılgın attım. Böyle bir kural mı var ayol? Olmaz bu Servet Denizciğim. Bir erkeğin bir kadından duyacağı en cazip cümle nedir? Alışverişten nefret ederim. Her akşam maç olsa da izlesem. Sevişelim mi? Çok ayıp oğlum. Allah Allah. Sen yıllardır yaparken ayıp değil de ben şimdi söyleyince mi ayıp? Annemle dayım yumurtadan mı çıktı yani? Açma açma. Mahallenin çocuklarıdır. Çalar çalar giderler. Efendim? Konu doldu gitti tertaneciğim. Cevap veriyorum. De hiçbiri. Bir erkeğin bir kadından duyacağı en cazip cümle... ...sen daha bilirsin hayatım. Ben ne anlarım kadın başıma? Dur. Bu lafıma bir mim koy sen. Koydum çocuğum. Ya sen ne yaptın hacı ya? Sen ne yaptın ya? Tam otoparkın yüzdelerini Karakaş ailesiyle tekrar konuşmaya oturmuşken... ...sen ne yaptın ya? Bu kız bizim veli nimetimiz. Baş tacımız, kraliçemiz, sabah melikemiz, sabah tümerimiz, gündüz kuşağımız, gök kuşağımız, yıldızımız. En azından bu hafta. Ya kafayı çarptı diye hafıza kaybına uğrar da ben ne katlı otopark hatırlıyorum, ne Rıza hatırlıyorum dersen ne olacak? Allah söyletiyor enişte. Ne? Ya baba bir şey olduğu yok ya. 600'lü ufak bir atışma. Atışma? Atışma oğlum, ne atışıyorsun? Sen artık nişanlandın, bitti. Direnme. Çırpındıkça boğulursun.
suyun akışına bırak kendini, rafting yapar gibi. Rafting mi baba? Evet. Oldum olası özenmişimdi rafting yapmaya. İnsan olmadık şeye heves ediyor. Ne diyorsun baba ya? Şunu diyor, tecavüz kaçırılmazsa diyor, uzanıp keyfini çıkartacaksın diyor. Nişanlandın, bitti. Bundan sonra Nur hayatı el üstünde tutacağız. Bir dediğini iki etmeyeceğiz. Şu iş bir bağlansın, ondan sonra öküze bağlarsın. Kardeşim, haydi. Sağlıklı bir ilişki, üç temel ayak, üç temel S üzerine kurulur Gülsavacığım. Sevgi, saygı... Sadakat. Servet. Seks. Salaklık. Gülüşsal bacım, salaklık. Kadının numaradan salaklığı, beceriksizliği ve acizliği. Kadın acık salak gözükecek ki erkek kendini akıllı, becerikli ve uyarık hissetsin. Strateji hatası yaptım. Rıza ile ilişkimi bundan böyle bu üçüncü ayak üzerine kuracağım. Üçüncü ayakta at dış kulvardan atak yapacak diyorsun. Hangi at? Nur hayat. Çok kötü oldu ya. Bu anı yaşanmamı sayabilir miyiz lütfen? Bu ne la? Kimin la bu? Bu araç kimin arkadaşlar? Kimin aracı bu? İçinde futbol gazetesi var. Sizin müşterilerden birinin olmasın? Bilmiyorum da fark etmez ya. Fark etmez, fark etmez. Bu araba buraya park etmez. Çekin buradan aracı kardeşim. Bu apartman bizim apartmanımız. Oldu olacak, salona park etseydi bari. Allah Allah ya. Merhaba Rıza'cığım. Aa Nurhayat, kafan nasıl? Kafam güzel vallahi. Ay biraz acı ama iyiyim canım. Ay Rıza'cığım, ben kız başıma bilemedim. Buradan istiklal nasıl çıkıyorduk? İşte her zamanki gibi. Yani? Yani işte buradan kıvrılacaksın sıra sabire. Oradan düz yukarı Taksim işte. Her zaman gittiğin yolun hayat. Ay ben hem seni arayamadım da. Mecbur buraya gelip sorayım dedim. Kız başıma bu telefonu çözemiyorum. Acaba sen bakıp bana örtebilir misin? Aramak için yes, kapatmak için no. Sana sormadım canım. Rıza'cığım ben bu istiklal işini hala anlamadım. Kafam çok karışık. Ben tek başıma gidemem. Acaba sen beni oraya yürütebilir misin? Yolları ben de karıştırırım bazen yenge. Telefonun yön bulma şeyi vardır. Onu kullan. Ay açabilsem. Tamam ben bırakayım seni. Bu ne şimdi Nur Hayat? Sabahki olayın intikam mı yani ha? Ben senin ayakkabılarının tozunu aldım. Sen de benim ayakkabılarımı bağla. Ne bu kısasa kısas gibi bir şey mi? Aa olur mu Rıza'cığım? Aşk olsun. Kusura bakma ben bilemedim kadın başıma. Dedim erkektir daha iyi bilir dedim de yeni aldım ya ayakkabıyı. Beceremedim ben. Ya bunda bir şey yok ki Nur Hayat. İşte buradaki ipi çekiyorsun sıkılıyor. Buradaki ipi çekiyorsun gevşiyor yani bu kadar. Ay çok karışık. Ben hepsini asla aklımı tutamam Rıza'cığım. Ben sana söylerim sen bağlarsın tatlım. Of, tamam. Hangi tarafa? Buradan Cihan gibi dönüyoruz işte. Ay, ben ne bileyim. Koca İstanbul'da ben sensiz kaybolurum Rıza'm. Ay, tamam, hayat bekle. Bak şimdi öğretiyor. Bu da mesaj atmak için menüden giriyorsun. Ay ne güzel her şeyi böyle beceriyorsun Rıza'm. Benim hiç aklım ermiyor. Böyle uzaktan mel mel bakıyorum. Ne menüsü o? Gülüşen ablam mı hazırlamış? Hayır ya telefonun menüsü Nurhayat. Allah Allah. Aa onun da mı menüsü var? Bak sen cimcime. Ey günlük mü hazırlıyor peki? Ne? Ay o saatli marif takviminde oluyor ya günlük menü. Ezogelin çorba, tas kebabı, peynirli börek, hoşaf şeklinde. Acaba telefonda mı öyle bir şey yaptı dedim. Kadın başıma öyle düşündüm ne bileyim ben.
Ne yapıyorsun paşam, ha? Vicdan muhasebesi. Kim acaba bu saatte? Oyası ama çok elit yapmışlar güpür havasında. Bunlar makineye de giriyor biliyor musun? Hmm. Çünkü ben titiz insanım, anlatabiliyor muyum? Hep bunları kaynar suya atıyorum ki mikrobu falan hep ölsün gitsin. Yaşayan mikroba katiyen tahammülüm yok benim. Şu yandaki saç hakkı dahil. Kapı mı? Doğru söylüyorsun Nur hayatım ya. Mesela bu yoğurttaki bakteriler iyi bakteriler, yararlı bakteriler falan diyorlar ya. Yok, ben bu konuda ön yargılıyım. Bakteri değil mi? En iyisinin bile boynu altında kalsın. Hoş geldin Nur hayat. Hoş geldin hayatım. Neler aldın yine böyle ya? Eve eşya mı? Ha ben. Ay bilmem. Sen gelip bak bakalım ne bunlar? Yemek takımı, yatak takımı, ben bilemedim. Aklım ermedi. Nasıl ermedi ya? Ya bunlar bakanlığı kurulsa senin danışman olurlar be. Aa hiç öyle deme Rıza'cığım. Kadın başıma şuradan şuraya gitmekten acizim ben. Bir elime tut, bir erkek olaraktan destek ol, yardımcı olsan bana. Bak dükkanda tutuşurlar elime, bilemedim. Ya, ya, ya. Kız başına bilememiş, yazık. Kafası karışmış bir erkek olsaydı başında. Kafası mı karışmış? Hmm. Hem ben bildiğimi de unuttum Rıza'cığım. Kadın beyni bir yere kadar zorlayınca el veriyor. Kim öldürüyor ya? Ya Deniz öldürüyor diyorum işte. Ya yok canım, ablam yapmaz öyle şey. O öldüreceğim öldüreceğim diyor. Sonra hiçbir şey yapmıyor. Ben biliyorum onun hallerini. Karakter ölüyor arkadaşım. Benim oynadığım karakter. Beni diziden çıkartıyor olabilirler. Kiranın yarısını nasıl ödeyeceğiz? Bu mu senin problemin? E şu anda bu. Hayır, eskiciye de 1000 lira borcumuz var ya. Ablam bugün Jizel'i alan aileyi aramış. Adam da yönetmen çıkmış. Bugün onlara gideceğiz. Onlara da para verilecek. Jizel? Top model. Balerin. Ya çok uzun hikaye. Selam. Ya Bora, bir şey soracağım mı sana? Böyle kafanı falan sert bir şekilde bir yere çarpsan... ...sonrasında böyle bir hani dalgınlık, unutkanlık falan gibi şeyler normal mi? Çarpmadan değil abi o. Artık sen belli bir yaşa geldin. Olur öyle yavaş yavaş. Ya ben değil ya. Nur hayat kafasını çarptı çok fena. Bayağı şiş yani. 2 günde unutkan. Yani yol bulamıyor. Hiçbir işini kendisi halledemiyor. Ayakkabısını bağlamaktan aciz kızacağız ya. Kafa travması. Hadi ya. Hadi ya. Kesin. Bir arkadaşımın başına da gelmişti. Berbat bir dizide Çinli casusları oynuyorduk. Sette kaza geçirdi. Kafasına dönen bir nunçaku düştü. O nasıl oldu öyle ya? Nunçakunun öbür ucunda ben vardım ve biraz acemiydim. Eğitmen getirmediler sete, ben ne yapayım ya? Her neyse, bunda bir unutkanlık, bir dalgınlık, bir tuhaflık... ...kafa travması geçirdiği ortaya çıktı. Neyse ki zamanında hastaneye götürdük, hemen beyin tomografisi çektirdik. Paniğimize sağlık. Abi, siz hastaneye götürdünüz mü? Yok. Deli misiniz siz? Bir an önce götürün. Yoksa çok geç olabilir. Ama benim bir şeyim yok Rıza'cığım. Olsun olsun. Ne olur ne olmaz. Bak sen bu kafacığını çok kötü vurdun. Doktora gidiyorsun. Ben senin için yarına randevu aldım. Tamam mı canım benim? Tamam canım. Aferin sana, bir daha da öyle hiçbir şeye üzülme, yorulma. Tamam mı bir tanem? Tamam. Beyim ne derse o. Ben bilmem, beyim bilir. Görüşürüz aşkım. Aferin canım benim. Kendine iyi bak. Dikkatli dikkatli git. Hadi bakalım. Allah'ım çok da genç. Ah.
Harikasın ablacığım. Oh, iyisin inşallah. Allah'a kurban olurum ben sana. Ha canım benim, ha canım. Ay, ne güzel sürpriz oldu bana bu akşam Rıza'm. Dur, 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 Nurhayat, dur, 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 Nurhayat. Bu çiçek Nurhayat. Bu çiçek, yemek değil. Bak, yemekler burada. Bak, burada yazıyor. Sen seçiyorsun, ben söyleyeceğim. Tamam mı senin için? Hadi bakalım. İlahi, çok tatlısın Rıza'm. Ben seçemedim aşkım. Sen benim için seçer misin? Şey yapamadım şimdi kadın başı bula. Hallederim, hallederim. Ver Nurhayat'cığım, ben hallederim. Of, seni hiç yalnız bırakmayacağım bundan sonra. Ben bundan sonra sonuna kadar senin yanındayım. Tamam mı Nurhayat? O kadar mutluyum ki. Dur, 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 dur. Dur Nurhayat. Senin şimdi bir kafan karıştı. Önce otur, otur. Önce yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra eve gideceğiz. Tamam mı Nurhayat? Hayır, hayatım. Ellerimi yıkayacaktım. Ha, aferin. Aferin. Bak bu güzel. Kişisel temizliğini kendin halledebilmen süper. Aferin. Çok tatlıymış bu kız. Aferin. Ay. Ay, bana bebek gibi davranıyor. Şöyle gelme böyle dön kapımdan. Dur 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 bakma şöyle, bakma böyle çık damarımdan. Yo 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 yok 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 yapma böyle, yapma böyle gitmem yanından filan. Ya dur bakalım be oğlum, yarın bir tomografiye gitsin. Belki hiçbir şey yoktur. Ahmet abi nasıl bir şey yoktur? Gözünü seveyim ya. Ya gözünü seveyim ya. Ya bizim şirketin muhasebe hesaplarını ezbere bilen kız yolunu bulamıyor ya. Neyi aldım, nereden aldım, kaça aldım bunları bilmiyor. Ahmet abi çiçekle yemeği karıştırıyor. Artık ben sana daha ne diyeyim ya? Geçici bir şeydir be oğlum. Düzelecek bir hasardır. Yok Ahmet abi. Ben hiçbir şey istemiyorum. Tuvaletine kendisi gitsin. Yemeğini kendisi yesin. O bana yeter. Benim yüzümden oldu, ayakkabılarımı silecek diye geldi. Allah Allah. Öyle hemen masaya çarpmayla da ne bileyim. Yok çok kötü çarptı Ahmet abi. Çok kötü çarptı. Bu kafatası buradan bayağı bildiğim meme yaptı. Böyle şiş yani yukarısı. Ama işte artık bakacağız yani, ne yapacağız? Yaşasın da bir de kendi derdini anlatacak kadar. İngilizce bilsin de diyorsun. Ahmet abi dalga mı geçiyorsun sen benimle ya bu trajediyle? Evet. Ya ortada fol yok, fos yok. Abartıyorsun. Bak içeride göbek atıyorlar ya. Atsın abi. Atsın. Eli ayağı.
İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hoş geldin canım. Niye geç kaldın diye soracaksın değil mi? Ayo, ben ne bilirim kadın başıma. Bir işin, bir gücün, bir koordinan var belli ki. Ne? Baba ceketini alayım. Ya tamam, tamam. İstemez. Ben kendim koyarım ceketimi. Anneciğim, babamın ceketiyle ilgili bir işlem yapılacak mı? Ha, annen yine beni X ışını cihazına sokar oğlum. Aa, aşk olsun. Ben ne anlarım öyle işlerden? Ben bilmem. Beyim bilir. Allah Allah. Ya siz ne içtiniz ya? İlahi kocacığım. Anneciğim, asılacaksa bu ceket zira hani elde buruşuyor. İşte beyin tomografisi. Bak neler yapıyorlar. Anne dur bir dakika ya. Bir şey çıktı mı Nurhayat? Dediğim gibi evet çıktı Rıza'm. Ne çıktı canım? Sen çıktın. Efendim? Eğer dikkatli bakarsanız görebilirsiniz. Beyin kıvrımlarımın arasında Rıza yazıyor. Rıza mı yazıyor? Bak ablam beynimin kıvrımlarıyla el yazısı Rıza. Görebiliyor musun? Bak turuncuyla çizmişim. Aa, vallahi Rıza yazıyor ya. R-I-Z-A. Ay. Ay Allah'ın bir hikmeti. Bu ne demek şimdi ya? Ben hep diyorum ya Rıza benim kaderim. Alnıma yazılmış bir isim diye. Demek ki sadece alma değil. Daha derinlere, beynime kadar yazılmışsın Rıza'm. Ay çok enteresan. Sağlığın nasıl Nurhayat? Sağlığın yani hastalık olarak ne çıktı? Aa, hiçbir şeyim yok. Maşallah. Her şeyim normal. Senden başka benim de hiçbir şey yok Rıza'm. Unutkanlık ne oldu peki? Bir aç insan, iki aşık insan her şeyi yapar Rıza'm. Ben bu tomografiyi elime aldım ya. Yüce tıp ilmi bu aşka şahit oldu ya. Artık şu yandaki cadı kadın dahil bizi ölüm bile ayıramaz Rıza'm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.